var. Başkanım. Tarihi boyunca bir eğitim ve kültür şehri olarak öne çıkan Konya'mız bu noktadaki sorumluluğunun her daim farkında olmuş. Gerek bakanlığımız öncülüğünde gerekse yerel imkan ve desteklerle birçok projeyi hayata geçirmiştir. Bugün de yürütmekte olduğumuz pek çok eğitim projesi şehrimize ve ülkemize doğal olarak da geleceğimize atılan umut dolu adımlar olarak karşımızda durmaktadır. 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde ilimizde 491.291 öğrencimiz ders başı yapacaktır. Ayrıca ülkemizi her alanda olduğu gibi eğitim alanında da daha ilerilere taşıyacak olan Türkiye yüzyılı ufku kapsamında hazırlanan bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanacak Türkiye yüzyılı marif modeli müfredatı da sahip olduğu bilgiyi beceriye daha hızlı dönüştürebilen milli ve manevi değerlerimizle barışık okuyan, düşünen ve üreten bir neslin yetişmesine büyük katkılar sunacaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde şehrimizin eğitimini yükseltme adına yapılan tüm çalışmalarda bizlere öncülük eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, Valimiz Sayın Vahdettin Özkan'a, Sayın Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a şükranlarımı sunuyorum. Eğitime desteklerini hiçbir vakit esirgemeyen kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine de teşekkür ediyor. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi ve velilerimiz başta olmak üzere ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Çok değerli protokol, kıymetli öğretmenler. Yerel yönetimler olarak eğitimin bir neferi, bir gönüllüsü gibi Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve çocuklarımızın hep yanındayız. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte merkez ilçe belediyelerimiz gerek okullarımızın çevre düzenlemesinde gerekse öğrencilerimize destek anlamında her zaman belediye imkanlarımızı eğitimin yanında kullanmaya devam ediyoruz. İşte burada geçen hafta bu okulumuz tamamlandı. Çevre düzenlemesini yaptık. Büyükşehir Belediye'miz de destek verdi sağ olsun. Çocuklarımız daha iyi imkanlarda eğitim görecekler. Belediye olarak bugün Karatay'da 85 bin öğrencimiz eğitime başlıyor. Bunlardan 10 bin tanesi ilk defa birinci sınıfa başlıyorlar. Birinci sınıfa başlayan tüm çocuklarımıza çanta ve kırtasiye desteğimizi tamamladık ve masalarına bırakmış olduk. Yine tüm çocuklarımıza TÜBİTAK'ın popüler bilim dergilerini, TÜBİTAK'ın bilim teknik, bilim çocuk ve meraklı minik dergilerini gönderiyoruz. Yine 3. sınıflara Büyükşehir Belediye'miz yüzme eğitimi veriyor. Bizler 4. sınıftaki tüm çocuklarımızı trafik eğitim parkına götürerek trafik eğitimleri veriyoruz. 1. sınıflara, 2. sınıflara tabiat mektebine götürerek tabiat eğitimi veriyoruz. Yine okul dışı öğrenme anlamında birçok desteği veriyoruz. Ben bu destekte bizlere her zaman yanımızda hissettiğimiz ilçe milli eğitim müdürümüze, il milli eğitim müdürümüze ve Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Konya'da birlik ve beraberlik var. Hem kamu kurumlarımız, hem milletvekillerimiz, hem de belediyelerimiz birlikte geleceğimiz olarak olan gençlerimize, çocuklarımıza onların yanında olmaya devam ediyoruz. Ben tekrardan 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Valim, kıymetli milletvekilimiz. Konya bir medeniyet şehri. Geçmişten itibaren eğitimin, bilimin merkezinde olan bir şehirde yaşıyoruz. Özellikle Anadolu Selçuklularına başkentlik yaptığı dönemde doğudan ve batıdan gelen ilim insanlarının burada oluşan onlarca medresede
ilimin ve bilimin merkezi haline getirdiği şehir olan Konya'mız bugün de yine eğitim öğretimde Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisi. Bizler belediyeler olarak Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediye'miz eğitimi kendi işimizin bir parçası olarak gördük her zaman. Çünkü şuna inanıyoruz. Şehri imar ederken nesli ihmal ederseniz imar ettiğiniz o şehri, ihmal ettiğiniz o nesil tarumar eder. Onun için Sayın Valimizin, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün önderliğinde okullarımızın hem fiziki şartlarının iyileştirilmesi hem de öğrencilerimizin sosyal hayata katılmasıyla ilgili onlarca çalışma yürütüyoruz. Karatay Belediye Başkanımız ifade etti. Okullarımızın fiziki durumundan 3 yaşındaki çocuklarımıza yüzme öğretilmesine kadar birçok proje yürütüyoruz. Ayrıca okul dışı eğitimde özellikle çalışan annelerimizin çocukların okuldan sonraki zamanlarını verimli geçirmeleri için Bilgihane ve Lise Medeniyet Akademilerimizde hem çocuklarımıza eğitim desteği veriyoruz hem de onların sosyal ve kültürel manada gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz ki geleceğin Türkiye'si yetişmiş insan kaynağıyla ortaya çıkacak. Bugün Türkiye dünyanın en önemli ülkelerinden birisi ve dünyada öne çıkmak istiyorsanız bilgiye sahip olmak zorundasınız. Bunun için insan kaynağına ihtiyacınız var ve bugün eğitim öğretim dönemine başlayan 491 bin çocuğumuzun Türkiye'yi çok daha aydınlık bir geleceğe götüreceğine biz inanıyoruz. İnşallah onların inşa ettiği Türkiye bütün mağdur ve mazlumların sesinin daha çok çıktığı, zulmün engellendiği bir dünyaya vesile olacak. Bu eğitim öğretim döneminde yeni müfredatla başlıyoruz. İlk dersimizde Çanakkale'den Gazi'ye. Aslında Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunun göstergesi, bundan 100 yıl önce hakimiyetimiz altında olan topraklarda bugün işlenen zulme en çok ses çıkaran ülke Türkiye. Hadis-i Şerif'te belirtildiği gibi bir kötülük gördüğünüzde kalbin elinizle düzeltin, düzeltemiyorsanız, dilinizle düzeltemiyorsanız kalbinize buğz edin. Biz bugünlerde dilimizle bu kötülüğü düzeltmek için çaba sarf ediyoruz ama inanıyoruz ki bu çocukların oluşturduğu Türkiye bütün dünyada kötülükleri eliyle düzeltecek bir güce sahip olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Onun için bu dersin Çanakkale'den Gazi'ye olmasının da çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Yeni müfredatın hazırlanmasında talimatları bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Özellikle öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Eğitim, öğretim sizlerin katkısıyla, sizlerin fedakarlığıyla bugünlere geldi. Hepimizde hayatımıza yön veren öğretmenlerimizin anıları var. İnşallah bu çocukların zihninde de bugünkü öğretmenlerimizin anıları yükselecek ve çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye hep birlikte inşa edeceğiz. Ben yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygıdeğer milletvekilimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, kaymakamlarımız, ilçe müdürlerimiz, öğretmenleriyle hep beraber okulda buluşmanın manevi zevkini adeta yaşıyorlar. Biz de bu atmosferden istifade edeceğiz. Aslında öğretmenlerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz bir ve bütün olarak yaşam kalitemizi artırmak, geleceğe güvenle bakmak, nesillerimizin iyi yetişmesi için el birliği yapmış haldeler. Bu yönüyle de geleceğimize güvenle bakmak için eğitimi bir numaralı iş haline getirmek önem arz ediyor. Sadece okullarımızda değil, her birimiz öğretmenlerimize yardımcı olmamak durumundayız. Hayat boyu eğitim dediğimiz, bütün herkesin eğitime katılması, eğitime katkı sunmasını da aslında içeriyor. Hem okulda hem dışarıda insanın kendisini bilmesi, çevresini bilmesi, bir sistem yaklaşımı dahilinde işleri iyileştirirken aynı zamanda herkesin bu eğitim marifet işinde öncü olması, rehber olması, katılım sağlaması, katkı sunması önem arz ediyor. Eğitim sistemimizin en önemli çıktısı huzurlu insandır, huzurlu bireydir, huzurlu aile ve toplumdur ve huzurlu çevredir. Ben de yeni eğitim öğretim yılında hükümetimize, bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu politikalar çerçevesinde Milli Eğitim camiası ve yöneticileri, il milli eğitim müdürleri, okul müdürlerimiz seferber halinde
bu eğitim programını bir hakkını uygulamak için de çalışmaktadırlar. Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimiz bu eğitim hizmetini iyileştirmek için sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize her türlü hizmeti ve desteği vermektedirler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu birliktelik, eğitime aşıklık durumu, eğitimin öncelenmesi durumu daim olsun diyorum. Yeni dönemin hayırlı, bereketli, erdemli insanların değerlere ulaşmış öğrencileri yetişmesine vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle tekrar selamlıyorum. Tarafa doğru çocuklar. Tarafa doğru beraber Başarılar. Sevgili öğretmenler. İyi dersler. Bir sınıfta.